Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mef'ulü fih ile ilgili vermiş olduğu bilgi ile izhardaki bilgiyi karşılaştığımız zaman izhardaki bilginin özeti sayılır. Müfassalen bilmek için izhardaki bilgiyi tazelemeye gerek var. Dolayısıyla zarf-ı mekân-ı mubhem nedir? Zarf-ı mekân-ı mahdud nedir? Zarf-ı mekân-ı mubhemde fi hasfedilir, hepsinde hasfedilir. İlla diye başlayan bir istisna vardı. İlla caniben ve ciheten ve vecen ve vesatan ve hariceddar ve dâhireddar ve cevfel beyt ve küllisi mekânin diye devam eden bir istisna silsilesi vardı. Bir de zarf-ı mekân-ı mahdûdü tarif ettikten sonra zarf-ı mekân-ı mahdûdde efendim fi hasfedilmez demişti. Ancak dahale nezele sekeneden sonra hasfedilir dedi. Burada da dahaleden sonrasını yine istisna etmiş oldu. Fakat dahaleden sonra dahaletü'd-dâre gibi yerlerde dahaletü'd-dâre ed-dâre mef'ulü fih midir, mef'ulü bih midir? Bu ihtilaflıdır. Hem izharda hem de kafiyede bunun mef'ulü fi olduğunu düşünerek eddar zarf-ı mekân-ı mahduttur. Burada hasfedildiyse fi kural dışı olarak yani zarf-ı mekân-ı mahdutte hasfedilmezdi. Burada hasfedildi diye istisna babında bunu ne yapmışlardır? Zikretmişlerdir. Bu bilgileri dediğim gibi izhardakiyle beraber mezcetmek lazım. Gelelim mef'ulü leh bahsine. Mef'ulü leh'te bize vereceği bilgiler içerisinde belki hani izharda isim olarak geçmemiştir ama ders okutan hoca efendisi söylemiş olabilir. Veya Katrun Neda okuyanlar, bilmiyorum Katrun Neda'da bu tam hatırımda değildir. Bu tefriki yapmış mıdır? Mef'ulleh iki kısımdır. Mef'ulleh husuli, mef'ulleh tahsili diye. Mef'ulleh diye bir mef'ul var mıdır? Yok mudur? İmam-ı Zeccaç der ki mef'ulleh diye bir mef'ul yoktur. Bizim veyahut da diğerlerinin mef'ulü leh dediğini o mef'ulü mutlak babından mutalaa eder. Dolayısıyla mef'ulü lehi, mef'ulü mutlak kabul eden İmam Zeccac'ın görüşü izhardaki bilgimize ilave bir bilgi olur. Mef'ulü lehin iki kısım olup husuli ve tahsili kısımlarına bölünmüş olması da ilave bir bilgi olmuş olur. Mef'ulü leh husuli ile tahsili arasındaki farkı iki tane misal beynimizde kodladığımız zaman unutmayız. Şimdi darabtu zeyden te'diben var. Bir de ka'attu anil harbi cubnen. Meşhur iki tane misalidir bu. Darabtu zeyden zeydi dövdüm. Niçin dövdüm? Te'diben edeplendirmek için. Bakın burada mef'ulü lehin amili mef'ulü lehi meydana getiriyor. Yani dövmek edeplendirmeyi meydana getiriyor. Doğru mu? Dövdüm, edeplendirmek için. Burada mef'ulehin amili, mef'ulehik meydana getiriyor. Peki, قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا قَعَدْتُ oturdum عَنِ الْحَرْبِ harpten oturdum. Niçin? Cübnen korktuğum için. Şimdi oturmak mı korkmayı meydana getirdi, korkmak mı oturmayı meydana getirdi? Beytullah, hangisi hangisini meydana getirdi? Yani burada bir önceki misalin tam tersi oldu değil mi? Bir önceki misalde mef'ulün amili mef'ulehi meydana getirdi. Buradaki misalde ise mes'ud ne yapmıştır? Ka'attu anil harbi cübnende ne yapmıştır? El mef'ulü lehu ma'mulu mensubun. Birisi de mef'ulü leh'tir. Huve mef'ulü leh nedir? Ma öyle bir mef'uldür ki fu'ile li eclihi. Onu tahsil etmek için veya o var olduğundan dolayı yapılmıştır. Onu tahsil etmek için veya o var olduğundan dolayı yapılmıştır. Niçin böyle söylüyorum? Çünkü fu'ileli ecdi ondan dolayı yapıldı. Fe'alun melkûnü zikredilen fiil ondan dolayı yapıldı. Şimdi zikredilen fiil ondan dolayı yapıldı demek onu tahsil için yapıldı veya o var olduğu için yapıldı. Mef'ulün husulü ve tahsili kısımlarına işaret etmek için böyle mana veriyoruz. Şimdi mesela biz burada desek ki fu'ileli eclihi ondan dolayı yapıldı. Mesela onu tahsil için yapıldı diyelim. Mef'ullehi yapmak için, tahsil etmek için yapıldı dersek darabtu zeyden te'diben olur ama ka'attu anil harbi cübnen olmaz. Çünkü o onu yapmak için değildir. Ya o var olduğundan dolayı yapıldı.
Yani cubun olduğu, var olduğundan dolayı. Bu mef'ulen husulü ve tahsili kısımlarının içerisine alabilmesi için ma fu'ile yapma o şeydir ki fu'ile yapıldı li eclihi. Onu tahsil etmek için veya o bulunduğundan dolayı yapıldı. Ne fi'lün mezkûrün, zikredilen fiil ondan dolayı yapıldı. Mesela darp ne için yapıldı? Tedibi tahsil için yapıldı. Peki ku'ud ne için yapıldı? Cübün mevcut olduğu için yapıldı. Cübünü tahsil için yapılmadı. Yani darp düzeyden de darp ne için yapıldı? Tedibi tahsil için yapıldı. Ka'attu anil harbi cübnende ku'ud ne için yapıldı? Cübünü tahsil için yapılmadı. Cübün onu tahsil ediyor. Değil mi? Ya cübün var olduğundan dolayı yapıldı. Evet. مَا فُعِلَ الْاَجْرِي فِعْلٌ مَذْكُورٌ. Burada mezkûr fiil demek arkadaşlar, hakikaten veya hükmen zikredilen demektir. Yoksa mef'ulleyn amili ne olabilir? Hasfedilebilir yani. Zeyd'i dövdüm. Niçin dövdün onu? Te'diben, edeblendirmek için dedin. Hani burada fiil zikretmedin, te'diben dedin sadece, amili hasfettin. Yani burada mezkûr demek, hakikaten veya hükmen mezkûr demektir. Şimdi arkadaşlar, mesela اَعْجَبَنِ تَعْدِيبُ desek biz, اَعْجَبَنِ hoşuma gitti, اَتْتَعْدِيبُ edeblendirmek hoşuma gitti. Yani edeblendirmek, bir insanı te'dib etmek hoşuma gitti desek. Şimdi اَتْتَعْدِيب dediğimiz zaman burada te'dib sonuçta bir mastardır, doğru mu? Darab düzeyden te'diben ile اَعْجَبَنِ تَعْدِيبُ arasındaki fark nedir? Şimdi اَعْجَبَنِ تَعْدِيبُ de, burada şimdi اَلْمَفُولَنْ tarifine biz bunu sokmaya kalkarsak girer mi اَعْجَبَنِ تَعْدِيبُ de? اَتْتَعْدِيبُ edeblendirmek nedir? Ma öyle bir şeydir ki fu'ile yapıldı li eclihi, o te'dibden sonra dolayı yapıldı. Efendim, ne fi'lü mezkûrü, zikredilen fiil ondan dolayı yapıldı. Yani a'cebeni, efendim, buradaki hayreti sevk etmek işi diyelim. Neden dolayı yapılmış? Te'dibden dolayı yapılmış. Ama burada ne yoktur arkadaşlar? Fi'lü mezkûrün. Şimdi te'dibin fiili nedir? Darptir veyahut da ucub değildir, acibin, i'cab değildir te'dibin fiili. مَذْكُورُ مَعَهُ فِي التَّرْكِبِ الَّذِي هُوَ ف۪يهِ. Evet. اَعْجَبَنِ تَعْدِيبُ, oradaki اَتْتَعْدِيبُ مَفْعُلَّهِ değildir, ya nedir? اَعْجَبَنِ failidir. Şimdi الْمَفْعُلُ لَهُ وَمَا فُعُلَ لِيَجْلِي فَعْلٌ مَذْكُورٌ, zikredilen fiil, onu tahsil etmek için veya o var olduğundan dolayı yapılmıştır. مَفْعُلَيْنِ tarifi budur. مِثْلُ ضَرَبْتُهُ تَعْدِيبًا وَقَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا. İki tane misal ne için verdi arkadaşlar? Birincisi tahsilidir, ikincisi husulidir. Eğer fiil mef'ulle-i meydana geliyorsa tahsili, eğer mef'ulle fiili meydana getiriyorsa husuli oluyor. İkisine misal vermiş oldu. Şimdi diyor ki خلافاً للزجاجي, İmam Zeccac muhalefet ediyor. فَاِنَّهُ عِنْدَهُ مَصْدَرُ. Yani ضَرَبْتُ زَيْدًا تَعْدِيبًا ile قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا gibileri, onun istilahında مَفْعُلُ لَهْ diye bir mef'ul yoktur. Bizim مَفْعُلُ لَهْ dediğimiz veya başkalarının مَفْعُلُ لَهْ dediğine o ne diyor? Mastar diyor. Yani مَفْعُلُ mutlak diyor. مَفْعُلُ mutlak مِنْ غَيْرِ لَفْزِهِ. Mesela ضَرَبْتُ زَيْدًا تَعْدِيبًا. ضَرَبْتُ زَيْدًا تَعْدِيبًا'i اَدَّبْتُهُ بِالضَّرْبِ تَعْدِيبًا. Aynı fiilden ne yapıyor? Te'dib fiilinden bir tane fiil koyuyor baş tarafa. اَدَّبْتُهُ, onu edeblendirdim. بِالضَّرْبِ, dövmekle, te'diben, edeblendirmekle. ضَرَبْتُ زَيْدًا تَعْدِيبًا nasıl tevil ediyor? اَدَّبْتُهُ بِالضَّرْبِ تَعْدِيبًا. Şimdi peki قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا de nasıl yapıyor? جَبُنْتُ, korktum. فِي الْقُعُودَ عَنِ الْحَرْبِ, harpten geri kalmakta korktum, cübnen korkmakla korktum. Yani o mef'ulü mutlakın bir fiilini baş tarafa takdir ediyor, diğer fiili de ona talik ediyor. Diğer fiili ne yapıyor? Onu mamulü yapıyor. Cebuntu, mesela ka'attu diyordu, bu da ne diyor? Cebuntu, korktum, fil ku'udu anil harp, harpten geri kalmak konusunda korktum, cübnen korkmakla korktum diyor. Yani İmam Zeccac, mef'ulü leh dediğimiz, diğerlerini mef'ul leh dediğini, o mef'ulü lehin bir fiilini baş tarafa takdir ediyor. Zikredilen fiili ise ona ne yapıyor? Mamul yapıyor. Dolayısıyla onun ıstılahında ne yoktur? Mef'ulü leh diye bir şey yoktur. Ve şartu nasbihi. Şimdi mef'ul lehin başında lam oluyor. Mef'ul olduğundan dolayı mensup olacak. Lafzan mensup olmasının şartı nedir?
eğer lem varsa daratu zeydin litteydibi dersen lafzan mecrudur, mahallen mensuptur. Doğru mu? Lafzan mecrur, mahallen mensuptur. Peki lafzan mensup olmasının şartı meful olduğuna göre, yani lamın hasfedilmesinin şartı ve şartun nasbihi mensup olmasının şartı takdirul lame elbette lamın gizlenmesidir. Çünkü lam açıkta olduğu zaman ne olacaktır? Onu cer edecektir. O zaman mahallen mensup olacaktır. Ve innemâ yücüzü hazfuhâ. Lamın hasfi caizdir. İzâ kâne fe'alen. Mef'ulleh bir defa faal olacak. Yani hades olacak. Mef'ulleh genelde faal olur arkadaşlar. Hades olur. Genelde hades olur. Ama bazen hades olmayabilir. Mesela cik'tüke sana geldim lissemni. Tereyağı için geldim sana. Zeytinyağı için geldim sana. Kitap için geldim sana. Kalem için geldim sana. Bunlar ne değildir? Hades değildir. Ha, o zaman mef'ulleh de lamın hasfedilmesi için bir hades olacak. Bu bilgi aynı izharda olan bilgidir arkadaşlar. Ayrıca lifa'ilil fi'lil mualleli bihi. Muallel fiilin faaline ait olacak. Muallel fiilin faali. Muallel demek yani mef'ulleh illet değil miydi? Neyin illeti ise ona muallel fiil diyoruz. Mesela darabtu zeyden te'diben de te'diben illettir. Darabtu nedir? Muhalleldir. Ka'attu anil harbi cübnen de cübnen nedir? İllettir. Ka'at nedir? Ka'attu muhalleldir. Muallel fiilin failine ait olacak. Bu şu demektir. Yani mef'ulle hades ise bu hadesi yapan bir şey var. Bir faali var. Doğru mu? Onun failiyle amirinin faali bir olacak. Mesela ci'tüke ben sana geldim. Niçin? Limeci ike sen bana geldiğin için emsidün. Ben sana geldim. Niçin? Limeci ike sen geldiğin için. Şimdi limeci ike mef'ullehtir. Bu mef'ullehtir. Faali hangisidir? Limeci ike sen geldiğin için. Ci'tünün faali mütekellim. Limeci ikenin faali nedir? Muhataptır. Anlaşıldı mı? Burada failler ayrı olduğu için ne olmuyor? Mef'ullehin namı hasfedilmiyor. Demek bir mef'ulleh hades olacak. Yani ne olmayacak? Ayin olmayacak. İki, bu hades muallel fiilin failine ait olacak. Yani mef'ullehin faaliyle muallel fiilin faali aynı olacak. Üçüncü şartı da ve mukarinen lehu fil vücud. Mef'ulleh mevcudiyette ne olması lazım? Fiiliyle aynı zamanda olmalıdır. Mesela darabtuhu te'diben dediğimiz zaman te'dib edep vermek demektir. Darb ile te'dib aynı anda gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Şimdi aslında darb nedir? Te'dibin kendisidir. Doğru mu? Yani te'dib ne demek? Edep vermek demektir. Edep vermek darb ile olur, nasihatle olur, neyse. Burada darb düzeyden te'diben dediğine göre darb ile yapmış olur. Te'dib darb'tan ibaret değil midir? Darb'tan ibarettir. O zaman aynı anda ne yapmış oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا. Şimdi korkuyla kuud aynı anda değil midir? Yani kuud anında cübün yok mudur? Vardır. Dolayısıyla orada da aynı zamanda gerçekleşmiş oluyorlar. Peki mesela اَكْرَمْتُكَ الْيَوْمَ لِبَعْدِي بِذَٰلِكَ اَمْسِ. İzharda da hani şerhlerden bu metinde اَكْرَمْتُكَ الْيَوْمَ لِبَعْدِي اَمْسِ. اَكْرَمْتُكَ sana ikram ettim الْيَوْمِ bugün. Niçin? Livadi vaat ettiğim için emsi dün. Şimdi ekremtünün faali tüdür. Livadinin faali de nedir? Mütekellimdir. İkisi de mütekellimdir. Hades olmuştur. Failleri bir olmuştur. Doğru mu arkadaşlar? Failleri bir olmuştur. Fakat ekremtüke liyevme bugün ikram ediyorum. Livadi emsi dün vaat ettim. Zamanları ayrı oldu. Böyle olunca ne oluyor? Burada dediğim gibi taze bilgi ne vardır? Mef'ullev husuli tahsili meselesi var. Lamın hasfedilmesiyle ilgili konular aynı şeyde izharda olduğu gibidir. El mef'ulü mah. Mef'ulü mah'ta biraz farklı bilgiler çıkacak karşımıza arkadaşlar. Mef'ulü mah nedir? Şimdi ci'tu ve zeyden diyelim. Ci'tu geldim ve zeyden zeyt ile beraber geldim. Ci'tu ve zeyden zeyt ile beraber geldim. Şimdi burada ci'tu ve zeyden nedir? Mef'ulü mah'tir. Zeyt ile beraber geldim. Oradaki vav-ı ma'iyet diyoruz. Mef'ulü mah'ın başındaki vav'a ne diyoruz? Vav-ı ma'iyet diyoruz. Ci'tu ve zeyden, zeyd ile beraber geldim. Mesela ma leke ve zeyden. Ma leke ve zeyden demek, yani ma tasna'u ve zeyden. Zeyd ile beraber ne yapıyorsun? Ma leke ve zeyden, zeyd ile beraber ne yapıyorsun demektir.
Şimdi burada ikisini de düşünelim, iki misali düşünelim ve tarifi yapalım. Huve mesela Maleke ve Zeyden de Zeyd var. Ecitü ve Zeyden de Zeyd vardır. Mezkurun ba'del vavi vavdan sonra zikredilmiştir. Doğru mu? Ecitü ve Zeyden vavdan sonra zikredilmiştir. Maleke ve Zeyden Zeyd'den sonra zikredilmiş vavdan sonra zikredilmiştir. Öyle vav ki li musahabetihi ma'mule fi'lin. Ba'del vavi vavdan sonra zikredilmiş. Niçin zikredilmiş? Li musahabetihi. O ma'mulün musahabesinden dolayı, beraberliğinden dolayı. Ne beraberliğinden dolayı? Mef'ule fi'lin. Ma'mule fi'lin, fi'lin ma'mulüne beraberliğinden dolayı. Ma'mule fi'lin, fi'lin ma'mulüne. Şimdi ci'tu ve zeyden'de. Zeyden vavdan sonra zikredilmiş. Niçin? Uzeyd beraberdir. Ne ile beraberdir? Fiilin mamulüyle beraberdir. Şimdi ci'tu ve zeyden'de zeyd kimle beraberdir? Mütekellimle beraberdir. O mütekellim tu'dur, faildir. Fiilin mamulü müdür? Fiilin mamulü dedi. İlla fail olması şart değildir. Tamam, meful de olabilir. Li musahabetihi hangisi musahiptir? O mef'ulü ma'a. Neye musahiptir? Ma'mule. Fiilin, fiilin ma'mulüne. Huve mezkûrun ba'del vâbi. Vâb'dan sonra zikredilmiş. Niçin zikredilmiş? Ulam ne yapıyorsunuz? Niçin zikredilmiş? Li musahabetihi. Efendim, o ma'mul musahip olsun diye. Neye ma'mule fiilin? Fiilin ma'mulüne. Şimdi istevel ma'u vel haşebete diyelim. İstevel ma'u, su yükseldi. Vel haşebete, odunlarla beraber. İstevel ma'u vel haşebete. Şimdi burada istevel ma'u dediğimiz zaman isteva fiildir. El ma'u nedir? Faildir. Vel haşebete vav ma'iyettir. El haşebete ma'mulun, mezkurun zikredilmiştir. Ba'del vavi vavdan sonra. Niçin zikredildi? Li musahabeti, haşebe musahip olduğundan dolayı. Nereye? Ma'mule fiilin, fiilin ma'mulüne. Burada fiil hangisidir? İstevadır. Mamul hangisidir? El-ma'udur. Burada ne oldu? Faile musahabetinden dolayı vav'dan sonra zikredildi. Peki kefâke ve zeyden dirhamun. Kefâke sana yeter ve zeyden zeyd ile beraber dirhamun. Zeyd ile beraber sana bir dirhem yeter dedik. Şimdi kefâke sana yeter. Ve zeyden zeyd ile beraber dirhamun bir dirhem yeter. Dirhamun nedir? Kefâkenin faalidir. Şimdi kefâke ve zeyden. Vav'dan sonra zeyden zikredildi. Mef'ulü mahtir. Efendim, li musahabeti ma'muli fi'li. Fiilin ma'mulüne musahabesi. Burada fiil hangisi? Kefa. Ma'mul hangisi? Ke. Nedir terkipte? Mef'ul. Demek ki burada mef'ulü ma' amilinin failiyle beraber musahabete olabilir. Ma'mulüyle beraber de musahabe olabilir. Lafzan bu fiil lafzi olabilir. Mesela efendim ci'tu ve zeyden dediğimiz zaman veya istevel ma'u dediğimiz zaman vel haşebete dediğimiz zaman veya kefake ve zeyden dirhamu dediğimiz zaman burada fiil nedir? Melfuzdur. Lafzidir. Ev manen veya fiil manevidir. Mukadder demedi. Buradaki lafz neyin karşılığıdır arkadaşlar? Manevinin karşılığı. Yani amil ya burada lafzı olur veya manevi olur. Lafzı olur veya manevi olur. Yani mana itibariyle orada bir amil vardır. Mesela Maleke ve Zeyden dedik. Şimdi Maleke ve Zeyden dediğimiz zaman Maleke ne yapıyorsun ve Zeyden Zeyd'le beraber ne oluyor sana, ne yapıyorsun demektir. Şimdi burada ve Zeyden ne oldu arkadaşlar? Vav'dan sonra zikredilmiştir. Öyle mi? Li musahabeti ma'mul amilin, amilin ma'mulüne. Buradaki ma'mul hangisidir? Leke. Mezkurin lafzan, lafzan mezkur değildir. Manen, manevi amildir. Buradaki maleke, ma tasna'u demektir. Dolayısıyla burada amil manevidir. Amil nedir burada? Manevidir. Nahivcilerin cumhuru diyor ki ennel amili fil mef'ulü ma'hu el fi'lu ev ma'nahu. Yani mef'ulü ma'hte amil fiildir ve manayı fiildir. Fiildir veya manayı fiildir. Bir tevessutul vavilleti bir mana ma'a. Ma'a manasında olan vav araya giriyor. Onun vasıtasıyla ma'mul oluyor.
وَاِنَّمَا بَضَعُ الْوَاوَ مَوْضَعَ مَعَ Niçin bu da ma'nin yerine vavu koydular? Cihtu ma'zeydin deseydi. Tamam mı? Niçin vavu ma'nin yerine koydular? لِكَوْنِهَا اَخْسَرَ Ma'a deseydiler iki harf olmuş olacaktı. Doğru mu? Ayrıca ma'a zeydin diyecektin. Zeydin harekesi de kesir olacaktı. Kesir ağırdır. Ve zeyden dersen ne olur? Vav kısadır. Zeyden de fete olmuş olur. Fete de nedir? Daha hafiftir. Yani iki tane tahfif var burada Yusuf. Nedir iki tahfif? Bir mane olmuş oluyor. İki harf bir harfe düşmüş oluyor. Bir de ma olsaydı izafet olacaktı. Ma zeydin diyecektin orada. Zeydün zeydin zeydene göre nedir? Daha ağırdır. Çünkü akaful hareket nedir? Fethedir. Şimdi aslında arkadaşlar biliyorsunuz vav atıf harfidir normalde. Atıf harfi olunca onda zaten cemiyet manası var. Doğru mu? Cemiyet manası olduğu için burada yani ma manasında seçecekleri zaman bir harf seçeceklerse en uygun hangisidir? Cem manası olduğu için vav'dır. Şimdi buraya kadar olan bilgilerde pek sıkıntı yok. Biz belki izharda neyi görmemiştik? Hatırlamıyorum orada doğrudan doğruya. Yani bunun amili Yusuf amili manevidir, geçtim Malike ve Zeyden gibi geçtim. Sen hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Ya ben de hatırlamadım orasını. Sizden hatırlayan var mı arkadaşlar? Yani Malike ve Zeyden amilinin manevi olduğuna dair izharda böyle bir açıklama yapmış mıydı? Yapmamıştı. Şimdi vereceği bilgiyle ilgili de izharda bilgi yok. Bu da bizim için taze bilgidir arkadaşlar. فَاِنْ كَانَ فَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْضًا Fiil iki türlü oluyordu burada değil mi? Fiil iki türlü mü oluyordu? Ne oluyordu? Bir lafzı bir de manevi oluyordu. Şimdi arkadaşlar şimdi şu tahtaya baktığımız zaman arkadaşlar misaller üzerinde görelim. Ci'tu ene ve zeydun ve zeyden. Ci'tu geldim ene ben ve zeyden zeytle beraber geldim. Bir de ci'tu ve zeyden zeytle beraber geldim. İkisinin arasında bir fark görüyor musunuz? Elbette var bir ene farkı var. O da az bir fark değil yani. Değil mi? Şimdi İzhardaki bilgilerde yeterince bilgi olmayabilir. Şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Şu zamiri merfu muttasıldır. Doğru mu? Zamiri merfu muttasıl üzerine atıf murad edildiği zaman munfasıl ile tekitlenmesi vaciptir. Dolayısıyla ci'tu ene ve zey. Buradaki zeydi. Bunun üzerine atfetmek istersen şununla tekitlenmesi vaciptir. Öyleyse burada atıf caiz mi değil mi bu misalde? Atfa engel var mı? Yok. O zaman burada ci'tu ene ve zeydun dersin atıf yaparsın. Tamam mı? Ci'tu ene ve zeyden dersin mef'ul-i ma'a yaparsın. Yusuf anlaşıldı mı? Ci'tu ene ve zeyden dersin ne yaparsın? Ve zeydün dersen? O zaman faal yapmış olursun. Atıf yaparsın. Faale atıf yaparsın. Ci'tü ve zeydendeki fark nedir arkadaşlar? Ci'tü ve zeydende burada fiil burada da fiil zikredildi, burada da fiil zikredildi. Ama burada şu zeydi ci'tünün faali üzerine atfetmek caiz değildir.
Çünkü zamiri merfu üzerine atıf murad edildiği zaman munfasıl ile tekitlenmesi vaciptir. Tekit olmadığı için burada atıf olamaz. Burada mecbur ise bu gidiş geliş yolu gibi bir yerdir. Şey misaldir. Hem gidiş hem geliş var. Yani hem atıf yapabiliyorsun hem mef'ulü ma olabiliyor. Ama burada tek istikamet var. Tek yön var burada. Sadece mef'ulü ma olabilir. Ne olamaz? Atıf olamaz. O zaman diyor ki eğer fiil zikredilmişse ve atıf da caiz ise iki vecih vardır. İki vecihden birisi atıftır, birisi de mef'ulü ma'dır. Bunu atıf yaparız, bir de ma manasında alırız. Ve zeyden deriz, mef'ulü ma olarak nesb ederiz. Ve zeydün ve zeyden oluyor. Ciktü ve zeyden de fiil mezkürdür. Ama atıf caiz değildir. Burada tek yöndür. Mef'ulü ma nasıp vaciptir. Mef'ulü ma olması vaciptir. Peki Malike ve Zeyden, Mali Zeydin ve Amrin, Ma şe'nuke ve Amran de ne vardır görelim. Şimdi Malike ve Zeyd'de atıf fiil bir defa zikredilmem. Yani lafzı değildir, manevidir. Doğru mu? Ma tasna'u ve Zeyden, Zeyd'le beraber ne yapıyorsun? Yani buradaki Malike ma tasna'u demektir. Burada manevi amil vardır. Yani manevi demek yani bu amil iki kısımdır, lafzı manevi, lafzı o manevi değildir. Amin-i manevi muhteda ile haberi raf eden. Burada fiil manası var yani. Malike ma tasna'u manasındadır. Şimdi bu iki misal fiilin zikredildiği. Yani fiil nedir burada? Lafzıdır, melfuzdur. Burada ise nedir? Manevidir, yani manayı fiildir. Malike ma tasna'u demektir. Ma li zeydin ve amrin, ma yasna'u zeydin ve amrin. Yani Zeyd Amr'la ne yapıyor? Şimdi burada bu ikisiyle bunların arasındaki fark nedir? Lafzı manevidir. Peki Malike ve Zeyd'de atıf caiz midir veya atfa bir engel var mı? Yani Zeyd'i biz Malike'de atfetsek kafın üzerine atfetmiş olacağız. Burada bir engel var mıdır? Burada da şöyle bir kural vardır. Zamiri mecruri muttasıl üzerine atıf murad edildiği zaman cer eden tekrarlanır. Zamiri mecruri muttasıl üzerine atıf murad edildiği zaman u'idel hafizu. U'idel hafizu. Cer eden tekrarlanır. Peki Malike ve Zeyden de Zeyd kelimesini Malike'deki kafa atfedebilir miyiz? Edemeyiz. Eğer biz buradaki Zeyden'i şuna atfetmek istersek bunun amili olan lam buraya gelecek. Malike ve li Zeydin olur. Eğer biz burada atıf yapacaksak Malike ve li Zeydin olur. Öyleyse burada atıf murat atıf ne değildir? Caiz değildir. Atıf caiz olmayınca burada mecburen tek yönü vardır. Yani Malike ve Zeyden. Peki ma şe'nuke ve amran dedik. Buradaki amrani atfetsek essek nereye atfedeceğiz? Şe'nuke'ye atfedeceğiz. Şe'nuke'deki kefa atacağız. Doğru mu? Aynı şey burada da söz konusudur. Burada cer eden harfi cerdi. Burada işte cer eden nedir? Muzaftır. Ma şe'nuke ve şe'nu amrin denir eğer atıf yapılacaksa. Eğer şe'n zikredilmezse atıf olmaz orada. Atıf olmayınca tek yöndür burası. Mecburen ne olacaktır? Mef'ulu mah olacaktır. Mes'udum. Anlaşıldı mı? Mes'ud musun? Bahtiyar değil misin? Ya ben onu sordum sana. Hayret bir şey. Yani sadece mes'ud bu mu? Hepimiz mes'uduz. Evet. Peki arkadaşlar. Mali Zeydin ve Amrinde. Mali Zeydin ve Amrinde. Bu da vav'dan sonra gelmiştir. Doğru mu? Peki burada atıf mümkün müdür? Çünkü burada zamir-i mecrur yok zaten. Burada atıf mümkündür. Şimdi diyecek ki eğer manevi amilden sonra ise tamam mı? Atıf da mümkün ise orada atıf taayyün eder. Şimdi hemen okuyayım arkadaşlar bu bilgileri. Bu bilgiler bizim için izhara göre taze bilgilerdi. Doğru mu? Fe inkânel fi'lü eğer fiil lafzan lafzan olursa ve cazel atfu atıf da caiz ise fel vechani iki vecih vardır. İki vecih dediği atıf da olabilir. Darabtu Zeyden ve Amr'ın misalinde darabtu dövdüm Zeyden Zeyd'i ve Amr'ı dövdüm.
Bu amre mef'ul-i ma olabilir mi? Şimdi diyor ya, eğer atıf caiz ise, atıf caizse demek, atıf mumteni olmayacak. Ne gibi? Mesela burada atıf mumtenidir. Bazen de atıf vacip olur. Mesela darabtu Zeyd'in ve Amr'ın da atıf vaciptir. Çünkü Zeyd ile Amr ikisini birden dövmen mümkün değildir. Önce birisini sonra birisini döversin. Yani burada cazel-i atfı değil, bu vecebel-i atfudur değil mi? Çünkü burada Zeyd ile Amr'ı yani ikisini münavebeten dövebilirsin. İkisini birden dövemezsin. Kastedilen bu da nedir? Bunu da dövdüm, bunu da dövdüm demektir. İkisini yoksa maiyetle, musahabeyle dövdüm anlamında değildir. Yani eğer atıf caizse demek vacip ve mumteni değilse demektir. Bu kısmı da içerisine alır. Evet, yani bu da böyle şey olsun, çerez olsun aramızda. Eğer atıf caiz ise fel vecihani, evet mef'ul-ü ma olarak mensup olabilir. Matuf olarak ne olabilir? Merfu olabilir. Eğer matufun aleyhi merfusa da bir. Cüene ve zeydün gibi. Ve zeyden. Ve zeydün ve zeyden. Ve illa eğer atıf caiz değilse, mumteni ise taayyenen nasbu nasib taayyün eder. Nahu ciktü ve zeyden. Burada çünkü ne yapamazsın? Atıf yapamazsın. Ve inkâne manen. Peki eğer manevi ise, lafızdan çıkarılan bir manevi amil ise وَجَازَ الْعَطْفُ Atıf da caizse, mumteni değilse تَعَيَّنَ الْعَطْفُ Atıf taayyün eder. Atıf caizse atıf taayyün eder. Mesela مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرًا olmaz orada. Şimdi ne yapacağız biz burada? Eğer atıf yaparsak orada bir manevi amin çıkaracağız. Bir yasnav, tasnav çıkaracağız. Ondan sonra üzerine atıf yapacağız. Böyle yapmaktansa doğrudan doğruya atıf yapanı olay bitsin. مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ dersin, atıf yaparsın. Öyle bir fiil gizlemeye gerek kalmaz. مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ Ve illa eğer atıf caiz değilse, atfa engel varsa تَعَيَّنَ النَّسْبُ نَسِبْ تَعَيُّنَ eder. Ne gibi? نَحْوُ مَالِكَ وَزَيْدًا وَمَا شَأْنُكَ وَعَمْرًا Buralarda neden atıf caiz değildir? Çünkü اُعِدَلْ خَافِضُ اِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ اُعِيدَ الْخَافِضُ Zamir-i mecrur üzerine atıf murad edildiği zaman cer eden, tekrarlanır kuralı vardır. لِأَنَّ الْمَعْنَى Biz burada amilin manevi olduğuna söyledik. Doğru mu? Yani burada fiil manevidir dedik. Burada fiil manen vardır dedik. لِأَنَّ الْمَعْنَى Çünkü mana مَا تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُدُرْ Yani مَالَكَ وَزَيْدًا مَا تَصْنَعُ مَعَ زَيْدٍ demektir. وَمَا شَأْنُكَ وَعَمْرًا مَا تَصْنَعُ مَعَ عَمْرٍ demektir. مَا تَصْنَعُ وَمَا يُمَاثِلُ Yani buna benzer bir mana olacak orada. مَا تَصْنَعُ وَزَيْدًا مَالَكَ وَزَيْدًا مَا تَصْنَعُ وَزَيْدًا demektir. مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍ مَا يَصْنَعُ زَيْدٌ وَعَمْرٌ demektir. Evet. Böylece arkadaşlar mef'ulü ma'ah da bitmiş oldu. Mef'uller 5 taneydi. Mef'ulü mutlak, mef'ulü bih, mef'ulü fi, mef'ulü leh, mef'ulü ma'ah. Burada gördüğünüz gibi mef'ulü mutlakla ilgili amilinin vücuben hasfedildiği yerler tafsilatı var. Mef'ulü bih ile ilgili amilinin vücuben hasfedildiği yerler tafsilatı var. Münada ile ilgili tafsilatlı bilgi var. Münadanın tevabi ile ilgili tafsilatlı bilgi var. Terhîmul münâdâ ile ilgili bilgi var. İzman alâ şerîdeti tefsirin, efendim, raf'in muhtar, nesbin muhtar, müsavi olduğu, vacip olduğu yerler var. Yani kâfiyenin mamulü mensup bahsindeki zenginliklerini saymaya çalışıyorum. Tahzir konusu var. Tahzire biz ilave olarak iğrâ'yı ilave etmiştik. Doğru mu? Tahzire ilave olarak iğra vardı. İğraya da ilave olarak efendim medih, zem veya terahum veyahut da ziyade medih, ziyade terahum, ziyade zem için a'ni, emdahu veya edümmü fiilinin gizlenmesi vardır. Yani eğer biz ziyade medih için nasip yapacaksak e'udu billahi mineşşeytanirracime ziyade zem için bunu yaparsak orada a'ni veya edümmü fiilinin hasfi nedir diyoruz? Vaciptir diyoruz. Yani bu bilgiler vardı. Sonra mef'ulü bih'ten sonra mef'ulü fih. Mef'ulü fih'te yeni bir bilgi bize
vermedi. İzhardakinin özeti oldu. Doğru mu? Sadece yeni bilgi olarak neyi biz hani konuşmuş olduk? Dakhaltü dâre gibi yerlerde acaba dakhaltü dâre de dâre mef'ulü fih midir? Mef'ulü bih midir? Sahih olan görüşe göre mef'ulü bih'tir. Mef'ulü fih'tir dersek burada bunun fiilin hasfedilmesi nedir? İstimali çok olduğundan dolayıdır. Yoksa zarf-ı mekanı mahdudu fi hasfedilmemeli idi. Tamam. Peki mef'ulü lehte ki bilgilere geldik. Mef'ulü lehte verdiği bilgilerde ne vardır? Mef'ulü lehin husulü ve tahsili kısımlarına ayrıldığı vardır. Başka bir bilgi var mıydı mef'ulü lehte? Efendim? İmam Zeccac'ın mef'ulü leht diye bir mamul tanımadığını, bizim mef'ulü leht dediğimizi o mef'ulü mutlak yapıyor. Mef'ulü mutlak yaparken de ne yapıyor? O mef'ulü leht dediğimiz mastarın aynı fiilini baş tarafta takdir ediyor. Bizim fiil olarak zikrettiğimizi onun mamulü yapıyor. Mesela darabtu zeyden te'diben de ne diyor orada? Eddebtu bir darbi te'diben. O fiili gibi. Ka'attu anil harbi cübnen de cebuntu fil qu'udi anil harbi cübnen diye bir fiil gizliyor. Tıpkı şeyde mef'ulü mastarda yani mef'ulü mutlak amiliyle aynı manada olurdu. Bir de bazen lafızları, manaları birleşirdi. Bazen de sadece manada birleşirlerdi. Lafızları birleşmezdi. Ama orada da bir ihtilaf vardı. Doğru mu? Enbetehullah nebaten hasenen fenebete nebaten hasenen diye. Değil mi? Kaattu cülüsen de kaattu ve celestu cülüsen diye aynı fiilden takdir eden vardı. Dolayısıyla bu iki ciheti bilmek lazım. Tefsirlerde veya şerhlerde, açıklamalarda benzeri bir açıklama yapıldığı zaman sebebini insan kolay kavrar. Mef'ulü ma'le ilgili bize bilgi olarak, taze bilgi olarak neyi söylemiş oldu? Bir mef'ulü ma'nın tarifini yaptıktan sonra efendim bunun amili lafzı olur, manevi olabilir. Yani fiil manasında olabilir. İki kısım olduğunu söylemiş oldu. Sarahaten bunu söylemiş oldu. Efendim nerede mef'ulü mah olması vaciptir? Nerede iki vecih caizdir? Atıf olabiliyor. Vav vav'a atıf olabiliyor. Bunları da bize söylemiş oldu taze bilgi olarak. Ve şimdi yine çok kullanılan hal konusuna gelmiş olduk arkadaşlar.